Merhaba konsol takipçileri, ben Yiğit. Arkadaşlar bu hafta hiç pek video atamadım çünkü gerçekten işler çok yoğun. O yüzden birkaç gün içerisinde daha sık video gelmeye devam edecek. Şu an arkadaşlar ortalık karışık. Ultimate Team'de biliyorsunuz St. Patrick's Day İrlandalıların kutladığı bir gün. Ama tabii tüm dünyaya yayılmış durumda ve FIFA'da bundan bir etkinlik oluşturmuş, bir gelir kapısı oluşturmuş durumda. Gerçekten şu an ekranda gördüğünüz yeşil kartlar var. Bunların ne özelliği var? Aslında hiçbir özelliği var. Yok, sadece normal oyuncu kartlarının yeşile boyanmış özel hali. Gördüğünüz St. Patrick's günü özel kadroları için takımınızda olması gereken kartlar. Ben bir tanesini yaptım. Premium altın küpü. Bunları hani kadro oluşturuyorsunuz. Bir paket geliyor. O paketin içinden de şansınıza göre coins. Bayağı bir farklı renkte oyuncular var. Man of the Match Kante var. Son var. Ondan sonra bir yandan tabii ki haftanın oyuncu takımları var. Yeşil kartlar var. Neyse, lafı uzatmayayım. Şu an kadro kurma görevlerinden topladım. Paketleri görüyorsunuz. Nadir altın paket, nadir altın paket, nadir oyuncu paketi. Büyük karşılaşmalar kadro kurma görevinden kazandığım bir paket. Altın oyuncu paketi var. Gümüş oyuncu paketi var. 82 üstü garantili. Nadir oyuncu ve St. Patrick's Day günü oyuncusu. Yani buradan çıkacak oyuncu kesinlikle yeşil olacak. Aslında hiçbir faydası yok ama sadece bir videoya koymak için bunu, bu görevi yaptım. Neyse, şimdi önce bu sefer hep biliyorsunuz şeylerden başlıyorum, kendi paketlerimden. Bu sefer promosyon paketlerinden başlayacağım. Sonra kendi toparladığım paketleri en son açacağım. Haydi başlayalım bakalım. İlki biliyorsunuz şunun üstündeki yonca var ya, o şansı ifade eder. Bakalım o şans, bakalım bu sefer bize gülecek mi? Hadi ilk paketimizi açtık. Nadir altın gümüş oyuncu paketi. 12 öğe var. 6'sı altın ama 12'si de... Aha, takıldı! İlkinde takıldı! İlkinde takıldı! Oh, oha! Hem yeşil hem şey. Fransa. Kaleci. Allah kahretsin ya. Yemin ediyorum. Pogba gelecek diye. Çıldırdım. Loris geldi ya. Ama bir de yeşil oyuncu var. Bir de yeşil geldi. Clark, stoper. Loris kaça gidiyormuş? Vah arkadaş, vah arkadaş. 20 nedir ya? 20 nedir ya? Bu daha pahalıdır he. Allah bilir bu daha pahalı. Clark. Bu da 20'ye gidiyor. Neyse, alacağız hacı. Neyse, ilk pakete walkout artı yeşili bulduk. Enkolu alalım. Ha, bu paket gerçekten çok iyi bir paket. Çünkü kadro kurma görevi challenge'ları için birebir. Az önceki tamamladığım kadro kurma görevlerinde bir tane oyuncu satın almadım arkadaşlar, tamamladım. Böyle paketler çok faydalı. Neyse, uzatmadım, bu sefer takılmadı tabii. Aha, yine yeşil. Yine yeşil. Yeşil yağıyor. Yes. Aha, yine aynı adam geldi lan. Ulan farklı gelse takımımızda kullanacağız. Oha, Cazorla geldi. İyi geliyor ha. Cazorla ne kadarmış? Bayağı yağıyor. Şansımız dönüyor mu ne? 8K. Neyse, gelsin abi. Ronaldo olacağız yani. Tamam, Clark'ı da satarız abi. Takılmadı. Bakalım. O gene büyük bir top. Stoper. Oha, Pique geldi. Abi ne oluyor lan böyle? Yani 3 paket açıyorum. 3'ünde de 86 üstü oyuncu geldi. Pique ne kadar? O da 20 falan. İlginç. Yani çok ilginç. Gerçekten şaşkınım abi. Gel Pikecim, gel İngiltere, İspanya'yı bırakayım. Almanya gelsin. Meksika, Hollanda, Meksika, Almanya, Şili, İtalya, Arjantin. 3 tane daha hakkım var. Ama çok iyiymiş lan bu paket. Gerçekten çok güzelmiş. Bakalım. Aha, bir şey gelmemeye başladı. Nazar değdirdik. Bak, çok konuştuk, nazar değdi. Bundan sonraki paketi hiç beklemeden açacağım. Tak 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 tak, ne geldi görmüyorum. Bakayım mı? Baktım abi. Ömer Toprak. Şimdi kendi paketlerime döneceğim. Tatmin olmazsam o kalan 3 paketi de bitirebilirim. Neyse. Şu gümüşü bir aradan çıkartalım. Evet, stoper. Bah geldi.
Hadi bakalım St. Patrick Day garantili kartımızı açalım. Bakalım ne gelecek. Gene yine aynı dayıdan gelmez inşallah. Santrofor. McGoldrick. Peki. McGoldrick geldi. Şimdi 82 üstü nadir oyuncuyu açıyorum. Bu sefer tersten yaptım bak. Bakmıyorum abi. Ne geldi? Baktım. Ne geldi? Pedro geldi. 83. Hadi Pedro'yu da yolladık takıma. Ivır zıvırlardan sonra şimdi geldiği geriye babalar. Şimdi babalar arasındaki altın oyuncu paketini de açalım bakalım ne geliyor. Milner. Evet arkadaşlar şu an geldik en sağlam, en taş paketlerin olduğuna. Jumbo altın paketiyle başlıyorum. 24 aya 20 altın, 3 tane nadir. Bir World Cup'ta heyecanı yaşar mıyız? Yaşayamadık. Şu an için yaşayamadık ama Loris çıktığında gerçekten kalbim yine tık 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 attı. Bir Pogba gelse yemin ediyorum o kurmak istedim o hayalini. Sürekli arzuladığım, düşündüğüm kadroyu gerçekten çok rahatça kurabilirdik ama olmadı. Nadir altın paketi 2 tane var ve nadir oyuncu paketi. Allah'ım çok heyecanlıyım. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Bir Volkout daha yolla. Bir Team of the Week daha. Aa yeşil. Gene yeşil. Kim bu? Kim? Brady. 3 tane oldu ya yeşilimiz. Aslında 4 tane oldu da. Aynı kadroda kullanabileceğim 3 tane var. Ama yeşiller kaça gidiyor ya? Yeşerdik gerçekten. Bu videoda yeşerdik konulu olsun. Lanzini. Hadi Lanzini'yi alalım. Son 2 paket. Bastım. Oha bir yeşil daha. Yeşil yağmuru. Stoke City'den Whelan. Baya yeşile doyduk abi ya. Yeterli artık yeşil istemiyorum. Almanya. Hadi Almanya'yı alalım. Arkadaşlar Almanya'dan o kadar çok oyuncum var ki yani Almanya SBC'si gelse yani Almanya Ligi oluşturma görevi gelse hani şöyle 30 yani 20-30 taneden fazla oyuncu alacağımı zannetmiyorum. Gerisini tırık yapacağımı düşünüyorum. O kadar çok Alman oyuncu var ve artık geldik Zurna'nın zırt dediği yere. 12 oyuncu, 12 altın, 12 nadir. Ben buna basacağım ve gideceğim abi. Geldiğimde de rengarenk oyuncular görmek istiyorum. Bastım ve gittim. Evet şu an görmüyorum. Monitörün arkasındayım. İyi bir şey var mı? Var mı iyi bir şey? Bakmayacağım. Bakmıyorum hala bakmıyorum. Şöyle en soldan başlayacağım oyunculara. Başlamaz olayım ya bu. Ben anlamıyorum ya bu nadir oyun, nadir paketlerden niye hiç güzel bir şey çıkmıyor yani güzel çıkanlar da böyle saçma sapan paketlerden çıkıyor. Neyse sistemsel eleştirim bittikten sonra şunları da alayım. Arkadaşlar dedim ki zaten 4 tane yeşil oyuncuyu bulduk. Aslında 5 tane çıktı da 2 tanesi aynıydı. Şu girdim Ultimate altın küpüne bir bakayım dedim 7 tane gerekiyormuş. Ben de 3 tane daha kendim aldım. Coleman'ı aldım. Evet. Coleman'ı aldım. McGeady'yi aldım ve buradaki Houlihan'ı aldım. 7'ye tamamladım. Şu 3'ü için yaklaşık bir 40k falan harcadım. Zaten bu paketi alınca da minimum 40k çıkacak. Hani benim için risksiz bir şey olacaktı. Diğer adamlara zaten para harcamadım. Şimdi kadromu kurdum. Görüyorsunuz 7 tane yeşil oyuncu var. Belki satsam daha karlı olurdu benim için ama bu riski almak istedim. Bunu da buradan sizlere göstermek istedim. Şimdi Ultimate altın küpümüzü alıyoruz abi. Hayırlı olsun küpümüzü aldık. Bu küpten abi ya en düşük 40.000 en fazla ise 300.000 coins çıkabilir. Yani paket açılımın sonunda şu en güzel belki de en değişik ve heyecan verici paketi açacağız. Evet şimdi paketlere geldik. 10 tane nadir var. 20 altın.
Haydi bakalım kaç, ne kadar coins gelecek, çok merak ediyorum. Açtım gitti. Evet. 3000. Paso 3000 geldi lan. Bu kadar, hepsi 3000. 20 taneden 60.000 eder. Ve MP'nin 60. yılı. Lan hep 3000 geldi. İnsan araya bir 10.000'lik sıkıştırır ya. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz 1 milyon 70 bin coins'im vardı, 1 milyon 130 bine yükseldi. Ulan Allahsız e-sport, yani ben bunu gidip de hani bu 4 oyuncu bana çıkmamış olsa, ben bunu 7 tanesini alsam bana yaklaşık bir hani 80-90k'ya, en az 90k'ya mal olacak. Bana verdikleri 60 bin, yani 40 tabanın en üstün, ya yani tabanın birazcık üstünden verdiler. Bir insan bir 150 bin coins verir, şöyle bir 200 bin coins verelim de yolumuzu bulalım. Neyse, zaten e-sports'un ne kadar karakterli bir oluşum olduğunu biliyoruz. O yüzden uzatmayacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir paket açılmaydı. Her renk ya böyle renkliydi. Walkout'lar falan vardı. Heyecanlandık. Hop oturduk, hop kalktık. Finali yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için eğlenceli bir paket açılmaydı. Beğendiyseniz lütfen like butonunu şöyle gömçürmeyi unutmayın. Abonman olmayı da unutmayın. Abonmanlık ücretlerimiz yoktur. 0 TL'dir. Takipte kalın. Adamsınız. İçinden aynalı çarşı.